3, 2, 1, start. Merhabalar, ben Sidar Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep sizlerle genel olarak düzenli haftada bir kere video paylaşıyorum. Ve uzun zamandır birlikte güzel bir interaktif böyle yorumlar yazılıyor videolarımın altında. Ben de çok mutlu oluyorum. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Tabii güzel konuşmalarımız da oluyor et hakkında ama genelde aldığım bazı yorumlarda hep şunları söylüyorlar. Şefim, evde de çok hızlı yapabileceğimiz daha kolay tarifler de istiyoruz. Evet, ben de bu sese kulak veriyorum tabii ki. Çünkü benim için oradaki platform, YouTube platformu, sizlerle güzel bilgileri paylaşabileceğim, hep birlikte harmanlayarak güzel şeyler öğrenebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz, yaparken de zevk alacağımız bir ortam aslında ve bundan da çok mutluyum. O yüzden sizlerden gelen güzel yorum ve seslere de çok çokça kulak veriyorum. İşte bugünkü yemeğimiz o güzel yorumlardan, isteklerden, taleplerden bir tanesini karşılayacak olan bir yemek. Ne yapacağız? Tabii ki de hepimizin her öğün yemeği sevdiğimiz bir makarna yapacağız. Buna evde daha da süsleyerek güzel bir pesto sos yapacağız ve et şefi olarak da makarnayı da etsiz yapmaz Sider Şef. O yüzden sizlere bugün güzel, kremalı, mantarlı, güzel bir steakli, pesto soslu bir makarna yapacağım. Şimdi hazırsak hep birlikte bu güzel girişin ardından malzemeleri sayacağım ve yemeğimize başlayacağız. Bir kere makarna, onun inceliklerini de anlatacağım. Bir makarnamız olması lazım. Ben bugün burgulu, fusilli bir makarna kullanacağım. Siz tagliatelle olabilir, spagetti olabilir. Onun detaylarını ve inceliklerini anlatacağım. Pesto sos yapacağız. Pesto sosumuzun ana malzemesi fesleğen, sarımsak, ondan sonra çam fıstığı kullanacağız. Zeytinyağı, tuz ve biraz da parmesan peyniri kullanacağız. Parmesan peyniri daha sonra makarnamıza da devam edeceğiz. Tabii kremamız da olacak bunun içinde. Et olarak da ben bugün çok güzel bir New York steak kullanacağım. Siz et olarak burada canınız isterse bonfile, canınız isterse antrikot, gerekse tavuk da yapabilirsiniz. Ben New York steak yapacağım. Şimdi öncelikle haşlama suyumuzu oluşturacağız. Haşlama suyumuzu bol tuzlu yapmaya çalışıyorum. Özellikle mesela makarnanın ana vatanı olan İtalya'da falan böyle deniz tuzuyla, temiz deniz tuzuyla yaparlar makarnayı. O yüzden makarna suyunuzun bol tuzlu olması önemli. Tenceremin altına açtım, suyumu koydum, tuzumu koydum, bayağı kaynatıyorum. Marketlerden aldığımız makarnaları, evinizde kullandığımız, genelde ağırlıklı olarak kullandığımız makarnalara dikkat ederseniz dışları pürüzsüz, düz yüzeylidir. Bronz kalıptan, yani aslında el yapımı makarnalarda dışı daha tırtıklıdır. Makarnanın dışının düz veya tırtıklı olması şeklinden daha önemlidir. Özellikle soslu yapacağımız makarnalarda ki hepimiz makarnanın %90 bir şekilde soslu yemeği seviyoruz. İşte bronz kalıplardan dökülerek yapılan makarnalarda, özellikle el yapımı makarnalarda bunu hissedebilirsiniz. Dışı daha tırtıklıdır. Makarnanın yüzeyi sosumuzu tırtıklı olmasıyla beraber daha iyi tutar. Tavada geçirirken, hafif de çektirirken o sos etrafında tutmuş olur. Üzerinden kayıp akmaz gitmez ve böylece yediğinizde makarna ile birlikte sosun da tadını almış olursunuz. Makarnalarımı ben al dente seviyorum. Makarnayı burada haşladıktan sonra tavada da biraz geçireceğimiz için, atıyorum ben burada 5 dakikada makarnamı haşlayacaksam 3 dakika burada bırakacağım. Çünkü tavada da biraz pişmesi devam edecek. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle el yapımı makarnalar market makarnalarına göre çok daha hızlı pişer. Şimdi ben bir kısım makarnamı suyuma yolluyorum. Steamer'ımı üstüme koyuyorum. Mantarlarımı doğrayıp onu da hemen yukarıya göndereceğim ki buharda makarna haşlanırken mantarlarım da yukarıda pişsin. Steamer tencerem, yani buharda haşlama tenceremde, alt katta makarnalarım pişiyor. Üst tarafa da mantarlarımı gönderiyorum ve buharıyla beraber pişmesini sağlıyorum. Büyük büyük doğradım. Çok da fazla aşırı işlemi uygulatmayacağım. Yumuşamasını bekliyorum. Yükselen dumanlar eşliğinde mantarlarımın kapağını kapatıyorum. Tam 3 dakika yeterli olacak. Çok fazla geçirmeyeceğiz. Evet, pesto sosumuza geçelim makarnamız haşlanırken. Tabii ki de hem bütün İtalyan mutfağının en ana sebzelerinden bir tanesi hem de pesto sosunun temel malzemesi olan fesleğenle başladım. Fesleğenlerimi çok ufak olmayacak şekilde doğruyorum. Rondomun içine atacağım. Tabii pesto sosta neler kullanacağız? Fesleğen, çam fıstığı, tuz,
parmesan peyniri, sarımsak. Şimdi sarımsağı ben burada taze, mevsimi de var. Taze sarımsak kullanmak istiyorum. Hemen kafasını kopardım. Taze sarımsaklarımı şöyle büyük büyük doğruyorum. O güzel tadı taze sarımsaklarla vermek istiyorum. Normalde 2-3 diş sarımsak buna yeterdi ama taze sarımsak da biraz daha fazla vereceğiz. Aroması normal diş sarımsak kadar aşırı yoğun değil. Şimdi hepsini, tüm malzemelerimi rondoma göndereceğim. 2-3 tutam fesleğen bize yeterli olacaktır. Rondomuzun içine gönderdim. Şimdi sıra geldi çam fıstıklarımı atmaya. Benim kendime ait olan sebzeli çeşitli tuzumdan da içine atıyorum güzelce. Zeytinyağımdan bir tutam ilave ediyorum içine. Güzel bir zeytinyağı kullanmayı unutmayın. Sosun en büyük lezzet vericilerinden biri. Şimdi sıra geldi parmesanıma. Evet, rondomuzu açtım kapağını. Bıçağımı dışarı çıkartıyorum. Of, o kadar güzel kokuyor ki pesto sosu. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çam fıstıkları, fesleğenlerim, taze sarımsaklarım. Hemen kaseme alıyorum. Ben biraz bol yaptım. Çok da sevdiğim bir sostur. Sık sık da domatesin bile üzerine ekmeğin arasında sürüp yediğim sos. Çok severim. Basit. Siz de evinizde bolça yapabilirsiniz. Evet. Mantarlar fora. Mantarlarım olmuş. Süper. Hem de bakın, kendi diriliğini kaybetmemiş, rengini kaybetmemiş ama pişmiş. İşte bu buharda haşlama tekniğiyle mantarlarınızı yemeklerinizde iri iri kalmasını, lezzetini kaybetmemesini, görsel olarak da muhteşem bir görüntüye ulaşırsınız. Yine ufalmışlar ama hiç olmazsa güzel duruyorlar. Bunlar benim için çok önemli. Benim toplam 5 dakika geçti makarnamda. Yani o kadar güzel olmuş ki bakın, şişmiş, kocaman, burguları açılmış, üstündeki tırtıkları daha belli oluyor. Bunların hepsi şimdi yaptığımız sosu tavada geçirdiğimizde üstünde kaplamayı sağlayacak. Hemen makarnamı süzüyorum, etimi mühürlüyorum ve bütün bu yaptığım güzel malzemeleri tak 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 hemen wok tavamda birleştirip yemeğimizi hazırlıyoruz. Makarnamı süzdüm dumanı üzerinde, hemen döküm tavamın altını yakıyorum, yüksek ısıya ulaştırıyorum, etimi mühürleyeceğim ve operasyona devam edeceğiz. Çok fazla bekletmememiz lazım. Özellikle el yapımı makarnalar, hem bronz kalıptan dökülmüş güzel makarnalar çok çabuk yapışıp çökebilir. O yüzden biraz hızlı olmak lazım. Zaten çok kolay bir yemek. Makarnam hazır, mantarım hazır. Şimdi döküm tavamın altını yakmıştım. Güzel ısıya geldiğini hemen kontrol edeceğim. Etlerimi yağlayıp tuzlayıp mühürlemeye başlayacağım. Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 saniyede yerine geliyor. Bazı videolarımın altında bir tane izleyicimin yazdığı güzel bir şey vardı. Fikir veya bana uygulamamda kullanmamı istediği bir şey vardı. Ben çünkü 1, 2, 3, 4'e kadar sayıyorum ve elim ısındı diyorum ve bunun 300-350 derece arasında olması gerektiğini söylüyorum. Bir izleyicim sizin gibi değerli şey demişti. Şefim, tavanın ısısını da ölçerseniz bunu da görmek isteriz diye. Şimdi bir ısı lazer metre ölçerli de bunu ölçüp hep birlikte göreceğiz. Evet, tavamızın üzerine ısı ölçer lazer metremi tuttuğumda bakın 380, 389, 396, 400 dereceye kadar gelmiş. Evet, iyi bir döküm tavanız varsa 350-400 derecelere çok rahat çıkabilir. Ve bu da mühürlemenizin kat ve kat kaliteli, iyi etinizin suyun içinde kalmasını, lezzetinin ağzınıza dağılmasını sağlayacaktır. Evet, etimizi mühürlemeden önce yağlayıp tuzlayacağız ama en önemli özelliklerden bir tanesi etimizin oda sıcaklığına gelmesiydi. Bakın, hemen elimizde madem lazer metremiz var, etimizi de ölçelim. Etimiz 24, 25, 26, 27 derecelerde. Demek ki oda sıcaklığında ve hazır. Kendini salmış. Evet, yağlayıp tuzlayıp tavaya giriyoruz. Evet, etlerimi özellikle ben bir New York steak kullandığım için az orta pişiriyorum ve tavada da geçerken bir tık daha pişecek. Bütün malzemeleri birleştirmeye geldik. Wok tavamın altını yaktım. Biraz zeytinyağımı döküyorum. Hemen mantarlarımı giriyorum içeriye. Onları son bir tavada kavuracağım. Tuzla çeşnilendiriyorum. Hemen güzel bir tatlandırdım.
Şimdi etlerimi jülyen kesip kullanacağım. Onları içine kesip doğruyorum. Mantarlarım kavruluyor. Şimdi az orta pişirdiğim New York steaklerimi içeriye atıyorum. Evet, sıra geldi makarnamıza. Makarnamızı tavamıza yolluyoruz. Şöyle etlerim, mantarlarım, makarnam. Kremamı en son ekleyeceğim. Çünkü çok yüksek ısıya maruz bırakılmaması gereken bir ürün. Tavanın kendi ısısıyla çevireceğim. Şu anda altı hala yanıyor tavamın. Sıra geldi pesto sosuma. Damak zevkinize göre az veya daha çok ekleyebilirsiniz. Ben çok pesto sos seven birisi olarak bolca koyuyorum. Hemen bir tavamı geçiriyorum. Şimdi tavamın her yerine nüfuz ettikten sonra tavamın altını kapatacağım ve kremayı ilave edip yemeğimi sonlandıracağım. Oh! Evet, tavamın altını kapatıyorum ve kremamı ekleyip karıştırıyorum ve sonluyoruz. Şimdi güzelce mantarlarım, etlerimi bol güzel böyle dolu dolu tepeleme bir tabak yaptım. Üzerine parmesanımı ekleyip hemen tadına bakacağım. Son dokunuş, parmesanımızı bolca rendeliyoruz makarnamıza. Ben çok seviyorum parmesanı. Bir de karabiber, benim vazgeçilmezim. Özellikle makarnalarda iri iri çekilmiş bir karabiberle tabağımı süsledim. Noktaladım. Çok hızlı davranacağım. Hemen tadına bakacağım. Gördüğünüz gibi hızlı, lezzetli, süper bir yemek yaptık. Şimdi hemen onun bir tadına bakacağım önce. Sonra sizlerle paylaşacaklarım var. Bakın, mesela bir mantar parçam var. O kadar güzel kocaman duruyor ki. Niye? Buharda haşladık diye. Etimden de alayım. Videodan sonra hepsini devam edeceğim. Çok lezzetli. Biliyorsunuz ben bugün burada New York steak kullandım. New York steak az orta pişmesi gereken bir et. Hatta neredeyse az pişirdim ki tavada da geçirince az orta kıvama gelsin. Çok lezzetliydi. Yaklaşık 8-9, en fazla 10 dakika sürsün. Eminim bu videoyu gece seyredenler kalkıp hemen canı çekip mutfağa geçip 10 dakikada yemeği hazırlayıp afiyetle yiyeceklerdir. Artık gece yedikleri zaman tehlikeli olur mu bilemem. Ama ben şimdiden sizlere, hepinize afiyet olsun deyip bay bay diyorum. Yemeğe devam ediyorum. Görüşmek üzere.